Alo, merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde son iki konumuzun devamı olan bir konudan devam etmek istiyorum. O da saatler konusuydu biliyorsunuz. Ofisiyel ve inofisiyel olarak iki ayrı dersimde ayrıntılı bir şekilde anlattım size saatleri Almanca'da. Bu dersimizde de wie viel Uhr sorusuyla başlayan saat kalıplarından bahsetmek istiyorum ve ne anlama geliyor bunları anlatacağım size. Şimdi şöyle bir genel olarak tekrar yaparak başlarsak eğer, biz saatin kaç olduğunu sorarken "Wie spät ist es?" ya da "Wie viel Uhr ist es?" diyerek başlıyorduk sorumuzla beraber ve cevap olarak da iki şekilde cevap verebiliyorduk. Yani bunlar nelerdi? Birisi ofisiyel dediğimiz yani formal ifadelerdi. Bunlar da resmi ifadeler anlamına gelir arkadaşlar. Yani dijital okunuşlar demek. Diğer alternatifimiz de inofisiyel dediğimiz yani informal de diyebiliriz buna. Gayri resmi olan daha çok günlük dilde kullandığımız saat ifadeleriydi. Wie spät ist es ya da wie viel Uhr ist es diye birisi bize sorduğu zaman es ist eins, es ist viertel vor drei, es ist halb fünf gibi cevaplar verebiliyoruz. Bunlar neler arkadaşlar? Es ist eins saat bir, es ist viertel vor drei saat üçe çeyrek var, es ist halb fünf saat dört buçuk anlamına geliyor. Burada neden halb fünf demişim ama dört buçuk diye söylemişim arkadaşlar? Çünkü halbli ifadelerde bir saat ilerisini söylüyorduk. Neden? Çünkü Almanca'da geçen saatin değil, gelecek olan saatin kaç olduğu söylenir. Yani yarım geçiyor değil de yarım var gelecek saate gibi bir ifade var demiştik. Peki gelelim diğer sorumuza. Bu dersimize wie viel Uhr ist es diye bir soruyla başlıyorum. Bu bölümde de geldiği zaman başına kaçta ifadesini verir. Yani wie viel Uhr saat kaçta anlamını verirken diğerleri sadece saat kaç demiş oluyor. Bu aradaki fark bu arkadaşlar, tamam mı? Mesela saat kaç diye biri sorduğu zaman direkt saati söylüyoruz ama işte bu soruyla birlikte bir filmin kaçta başladığını ya da bir sınavın kaçta başladığını, işte herhangi bir şeyin hangi saatte olduğundan bahsederken kullandığımız kalıp bu. Wie viel Uhr dedikten sonra burası ist es olabilir ya da kaçta olduğunu sorduğunuz ders mi, işte sınav mı, iş mi, her neyse onu da yazarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Cevap olarak ne yapıyorum? Yine saatlerin başladığı ifadeyle başlıyor. Es ist diyerek başlıyor. Farkı ne öğretmenim bunun? La devam etmesi gerekir. Çünkü şu baştaki ifade deda anlamını veriyor. Yani hani şey gibi düşünün bunu. At 5 o'clock, işte at 20:30 gibi bir ifadeyi anlatıyor bana buradaki kelimesi. Es ist eins, es ist viertel vor drei, es ist halb fünf. Yukarıdaki örneklerin umlu şekildeki durumlarını aldım buraya, aynen yazdım. Saat 1'de. Burada saat 1 iken, burada saat 1'de diyorum. Saat 3'e çeyrek varken diyorum mesela. Es ist viertel vor drei. Saat 4.30'da. Es ist halb fünf. Buradaki bana şuradaki de, da ifadelerini veriyor. Bir de bunlarla beraber V sorularımdan da van soru kalıbını da wie viel Uhr sorusunun cevabı gibi kullanabilirim. Ne zaman sorusudur arkadaşlar bu? Yine buna da ile başlayan saat ifadeleri kullanılabilir demişiz. Wie viel Uhr sorusunun yanı sıra arkadaşlar biz van sorusuyla da böyle bu saat ifadelerini kullanabiliyoruz. Nasıl yani öğretmenim? Wann ist die Prüfung demişim mesela. Wann ne zaman demektir biliyorsunuz. Sınav ne zaman diye bir soru geldiği zaman die Prüfung ist diyerek cevabıma başlıyorum. Bunun yanı sıra bir gün ifadesi de kullanabilirim saatten önce arkadaşlar. Yalnız şuna bir dikkat edelim. Tekrardan hatırlamış olalım aynı zamanda. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch gibi bir ifade kullanmak zorundayım ben. Günlerin önünde gördüğünüz gibi endeyim edatının kısaltması. Am Montag, am Dienstag gibi bir ifade verir bana burası. Günlerin önünde bu propozisyonu kullanıyoruz. Peki saatlerin önüne geliyormuş. Bunu kesinlikle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Ayların, mevsimlerin önüne biz im diyoruz. Günlerin önüne am, saatlerin önüne de prepozisyonu gelir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Wie viel Uhr diye yine bir soru kalıbıyla başladığım diğer bir örneğim var. Wie viel Uhr beginnt der Film? Burada da film kaçta başlıyor diye bir soru var. Yine der film benim öznem burada aldım başa. Der film beginnt 8 Uhr. Der film beginnt başlıyor
Ne zaman? Saat kaçta başlıyor? 8 Uhr. Burada görmüş olduğumuz sayfada arkadaşlar yine benim bu dersteki konum olan wie viel Uhr soru başlığını görüyorum. Schreib Dialoge wie im Beispiel demiş. Bizden örnekteki gibi diyaloglar yazmamızı istiyor. Wie viel Uhr beginnst du mit der Arbeit demiş. Yine burada beginnen fiili benim karşıma çıktı ki bu kalıpla beraber görebileceğimiz en önemli fiillerden bir tanesi bu. Beginnen, başlamak, kaçta başlıyor? Ya da enden, enden, bitmek. İşte bunun gibi fiiller var arkadaşlar. Wie viel Uhr beginnst du mit der Arbeit? Kaçta işe başlıyorsun? Ich beginne 9 Uhr. Saat 9'da başlıyorum diyor buradaki adam. Evet, neler varmış bakalım. Hausaufgaben machen, ödev yapmak, ev ödevi. Frühstücken, kahvaltı yapmak. Fußball spielen, futbol oynamak. Zu Mittag essen ise öğle yemeği yemek demek. Saatlerine bakarak şimdi bunların cevaplarını verelim. Ben saat 12.30'da ev ödevleri yaparım diyecek buradaki arkadaşımız. O zaman ich ile başlaması gerekiyor cümleye. Ich mache, ich'e göre mache diye çekimlemesi gerekir çünkü. Bakın burada saat kaç? 12.30. Ben halb ifadesini kullanmak istiyorum. Bu durumda 12 yerine 1 diyeceğim. Ich mache halb eins Hausaufgabe diyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bakın en sona da Hausaufgabe kelimesini koyarak cümlemi tamamladım. Sorusu nasıl olacak? Wie viel Uhr ile başlayacak sorusu. Wie viel Uhr machst du Hausaufgabe? Du'dan dolayı st oluyor fiilin sonunda. Ich'ten dolayı da e kalıyor fiilin sonunda arkadaşlar. Gelelim Frühstück'ün örneğine. Wie viel Uhr frühstückst du diye sorması gerekir. Cevaben de buna ich frühstücke dedikten sonra viertel vor acht diye cevaplamamız gerekiyor bu soruyu da. Wann spielst du Fußball? Oder wie viel Uhr spielst du Fußball? De diyebiliriz arkadaşlar. İki seçeneğim de olabilir. Ich spiele dedikten sonra diyorum. Yine burada 4.5 yazıyor. Benim artı bir koyarak halb ile ifade etmem gerekirse eğer. Ich spiele halb fünf Fußball. Zu Mittagessen. Wann isst du zu Mittag? Oder wie viel Uhr isst du zu Mittag? Gibi bir soru sorulduğu zaman da bire çeyrek var ifadesi var. Bakın burada. Ich esse viertel vor eins zu Mittag. Sorumu da cevaplamış oluyorum. Evet arkadaşlar, bu dersimizde size wie viel Uhr soru kalıbını ve buna alternatif olarak hangi soru kalıbını kullanabileceğimle beraber verilebilecek cevapları da anlattım arkadaşlar. Böylece saatler konumuzu bitirmiş oluyoruz. Videomuzu bir kere daha dikkatlice izleyerek burada yazılan notları defterinize yazmanızı ve yine kendinizce özgün cümleler yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tschüss.